ümmeti Muhammedi'nin başı yoktu. Peygamber aleyhissalatu vesselam ben de dünyadan gideceğim. Elbette ki Cenab-ı Mevla'nın huzuruna davet olunacağım. Sahabe-i kiram tacip ettiler, dediler ki ya Resulallah, sizden sonra ümmete kim başçılık yapar, kıyamet kopar mı? Yok. Benden sonra şimdi Peygamber-i Zişan mucize olan bir hadis-i şerif buyurdu ki geleceğe bizi baktırmak için, önümüzde gelecek günleri bizi bilmek için, hangi zamanda, hangi devirde yaşadığımızı bildirmek için bu hadis-i şerifi söyledi. Bu hadis-i şerif Hoca Efendi Riyad-ı Salih'in okudu. Camil Sarı'yı da okumuştur. Yerini bilir. Kitapta yerini gösterse siz anlamazsın, o anlatır. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kıyamete kadar ümmeti Muhammed'in kullarının başına gelecek kimseleri, halleri de beyan edip kısa 3-4 satırlık bir hadis-i şerifini buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Seyekûnu min ba'di hulefâun ve min ba'di hulefâi umerâun ve min ba'di umerâi hulûfun ve min ba'di hulûfi cevâbiretun fitne lehûhu ve hulûf min ehli beyti yemdehul arda mislem ve adla كما هو يجعل رسوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام هل الدنيا دان جدري لكن جناب الله أصل قيماس من نظر خلفاء راشدين gelecektir ki onlar Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali Rıdvanullahi Teala Ali Mecmai hazanatıdır. Bunlardan sonra ümera gelecektir dedi, ümmetime başçılık yapacak, hülafeti taşıyacak olan ve hakikaten dört büyük sahabenin ahirete teşriflerinden sonra ebedi ümerası, ümerayı emir-i muhminin olarak onlar Şam'da ümmeti Muhammed'in başında bulundular halife sıfatıyla. Onlardan sonra ümerayı Abbasiye Bağdat'ta hükmettiler, İslam'a başçı oldular, İslam başsız kalmadı. Ta onların Abbasi halifelerinin İslam'a başçılığı Cennet Mekan Sultan Selim Han Hazretleri yahut Sultan Selim Han Hazretleri Mısır'a varıncaya kadar devam etti. Mısır'a vardığında Abbasi, son Abbasi halifesi olan Emir-i Muminin dedi ki bu emaneti şimdi size takdim ediyorum. Çünkü bu emanet kılıncı ile muhafaza edilir. Kılıncı şimdi İslam aleminde sizin kılıncınızdan keskin kılınç yoktur. Size emanet etti Peygamber emanetlerini dedi Sultan Selim Han aldı. Ve bundan tam 70 yıl öncesine kadar bu emaneti ecdad-ı izamımız olan Mülûk dediği Peygamber-i Nişan-ı ve Minbad-ı Ümerâ-i Mülûk Ümerâ'dan sonra emir-i müminin olan kimselerden sonra da emaneti Mülûk alacaktır. Mülûk kimdir? Mülûk Osmanlı'ya Osmanlı padişahlarıdır. Ecdadımızdır, iftihar ederiz. Onlara nispet olunmakla şeref buluruz. Onları inkar etmeyiz. Bizim atalarımızdır. Allah makamlarını cennet eylesin. Şeriata tazim ettiler. Şeriatı baş üstünde tuttular. İslam'ı göz üstünde tuttular. Ve Allah onlara şan ve şeref verdi, sayıldılar. Sevildiler. Tazim edildiler. Ondan sonra Peygamber-i Zişan sustu. Ve mifahil mülûki dedi. Mülûkten sonra İslam'ın başı kalmayacaktır, cevabire gelecektir.
İslam'ı tanımayan, şeriatı tanımayan, Allah'ın emrine riayet etmeyen, inanmayan bir kimseler gelecektir ki bunlar cemadirendir. Bunları Allah tanımaz, peygamber tanımaz, kitap tanımaz, şeriat tanımaz, ahirete inanmaz, mahşere inanmaz, cennet cehenneme inanmaz. Bunların kafası bozuk dört köşedir. İçinde bir şey yok, futbol gibidir. Bunlar gelecek ve İslam'a etmedik zulmü bırakmayacaklardır. Sahabe-i kiram ağladı. Tayin edebiliyor musunuz kendinizi şimdi? Hakkın evinde olduğumuzu. Çok güzel tayin edebiliyor. Hadistir bu. Benim bu durumum değil. Kitapta yeri ona hadisi şeridir. Bu müjdedir. Sonra müjdeyi veriyor. Sahabeler ağladı. Bizim uğrayacağımız zulümleri, İslam'ın uğrayacağı, Müslümanların uğrayacağı işte bu. Fakir postanırlar. Bu haline ağlamayan da iman yok ki. Belki kafir nasıl ağlasın? Kafir, kalbi kayadan pek. İslam'a bu hallerini gösterdi Peygamber Nişan haber verdi de ağladı sahabeler dediler, aman ya Resulallah. Senin ümmetlerin Müslümanlar böyle perişan mı olacak, kafirin ayağının altında nasıl olacak, kıyamet kopacak mı bunların? Yok dedi, daha var. Sonra aradan bir hesret derdi, geçecekti. Nitekim Ankara bozulundan sonra bir hesret derdi geçirdi Osmanlı. Hemen hemen haritadan silinmiş gibi haline geldi ve sonra Çelebi Sultan Mehmet tekrar makam-ı cennet olsun devleti Aliye-i Osmaniye'yi ihya eyledi, meydana çıktı. O fetret devri de gelecektir ahirinde dünyanın bütün Müslümanların başında başı kalmayacak ve İslam'a karşı karşı olanlar, mümkün olanlar, kafir olanlar, münafık olanlar, onlar Müslümanlara etmedik eziyeti, zulmü bırakmayacaklar. Bununla beraber sümme yahrucu reculun min ehli beyti. Sonra benim ehli beytimden Cenab-ı Allah bir kimseyi gönderecektir ki o gelecek olan zat sahib-i keramet, sahib-i diyanet, sahib-i adalettir. Tam adalet, tam insaf, tam keramet üzerine olan bir zat-ı âlim kadirdir. Kadri yüce bir kimsedir, benim nesli pakimdendir, 40. torunumdur, o gelecektir İslam'ın başına. Emanetleri teslim alacaktır. Gene son sonunda birinci Sultan Selim emanetleri teslim aldığı gibi en sonunda gene Osmanlı'dan bir Sultan Selim gelse gerektir. Ondan da vakti sahibi olacak Mehdi Aleyhisselam emanetleri teslim alsa gerektir. İşte önümüzde bu var şimdi. Bu zahmetli günler iler evet değildir. Gözleri aydın değil, kara olsun İslam düşmanlarının. Ondan zannediler ki bu böyle gidecek. Gidemez. Postada düşecek değildir. İstanbul'da düşecek değildir. Anadolu'da düşecek değildir. Kosova, Sancak'ta düşecek değildir. Makedonya'da düşecek değildir. İslam alemi düşecek değildir. Hepsi ayağa kalkacak. Şarkı Roma'yı alan, Peygamberin mescine mazhar olan sultan gibi bir başka sultan da Garbi Roma'yı fethedecektir. Bu da müjdemizdir. Dikkat et. Gönlünü pak tut. Ümitsiz durma. Cenab-ı Allah ümitsizleri sevmez. Ya Rabbi hakkı ve kalbi. Ey Rabbimiz bu müjdeleri tahmin eyle. Hakikatine bizi yetiştir. O zamandaki senin razılığın üzerine hizmetlere de bizleri muvaffak eyle. Amin. Amin diyen
gönülden amin diyenleriyle sağlık selametiyle o şerefi gündeleyin.